Evet efendim, şu anda köyde bulgur kaynatılıyor. Sabah erken başlamışlar. Kayınvalide ildeyiz şu anda. Baldızım Ayşe Giriş Hoca Hanım hem bulgur kaynatıyor hem de patlıcan közlüyor kahvaltı için. Şu anda bulgur pişme aşamasında, gördüğümüz gibi. Bunun şu anki bu pişmiş halini aynı zamanda hedik veya hedik de derler. Böyle şu şekilde alıp bunu böyle yiyersiniz. Evet. Değil mi? Tamam mıdır? Baldızım Ayşe Hoca Hanım. Bir taraftan da selfie çekiyorlar. Bulgur kaynatıyor. İşte fedik dedikleri, hedik dedikleri bu. Böyle alıyorsunuz. Böyle. Tabağa koyup biraz tuz atınca daha güzel olur. Evet, pişmesi yakın. Güzel olmuş. Eline sağlık. Evet olsun. Bunun buğdayı böyle özel bir buğday mı yoksa? Yok. Hani bazen derken yani eskiden bulguruk buğday özel olurdu. Karakılçık falan derlerdi. Yok. Normal Ceyhan 95 diye bir buğday ekmiştik. Evet. Ceyhan 95. Bu buğday. Kaç kilo buğday var burada? Burada kaç kilo var? En azından 100 kilo var mı? He? 100 kilo var mı tamamı? Yok, 100 kilo yoktu da belki 55-60 kilo falandı. Evet. Yani. Evet, bulgurlarımız da böyle kaynıyor işte. Köye geldik. Alt tarafta da marketlerde satılan bulgurun temeli bu değil. Evet. Keşke marketteki temeli bu olsa. Onlar daha kötü koşullarda yapıyorlarmış. Altta da patlıcan közleniyor. Bugün kahvaltıda patlıcan közlemesi olacak. Evet efendim. Aynı zamanda söğürme derik. Evet, söğürme de derler, doğru. Köy deyimiyle. Elinize sağlık. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Böyle bulgur kaynadı işte yavrum. Çocuklarımın her biri bir dağda. Çocuklarıma vereyim diyorum işte. Allah razı olsun. Amin. Sen bunu böyle tek başına mı kaynatıyorsun böyle? Evet. Allah razı olsun sana. Senden ya. De Allah razı olsun. Şimdi, ne diyeyim, çocuklarım 3'er 4'er 5'er kilo bulgur alıyorlar. Çok şükür. Allah'a kurban olayım. Ben evlatlarımı uçu çalışayım. Şimdi bu ocakta kaynadıktan sonra bu şekilde yere bırakılıyor soğusun diye. Evet, ondan sonra yukarıdan çıkarıp kurutuyor. Kaç gün kurur? Vallahi kaç günde kurursa ondan sonra 3 günde kurur mu? Kurur. 3 günde de kuruyacak arkadaşlar. Evet. Sonra da değirmene götürüyoruz. Bunu bulgur olarak çektiriyoruz. Olacak, değirmene götürecek, çektirip işte çocuk bölüşüp yiyecek. Allah razı olsun. Amin. Sizden de Allah razı olsun. Kayınvalideden bulguruklarımızı hazırlanmış. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Bereketli olsun. Bereketini bul. Güle güle yem inşallah. İnşallah. Zahmetli bir iş. Evet. Arkadaşlar aynı zamanda. Evet. Şimdi bu incirimiz biraz evin dibine fazla yakın ama yine de Ökkeş abi sıkıntı olmaz diyor. Olmaz olmaz. Sıkıntı olmaz. Şuna yapacağım biri. Şu güzelmiş. Bu kendiliğinden biten bir incir galiba. Evet evet. Kendiliğinden biten. Evet. Bu incirimize Ökkeş abi birazdan aşı yapacak. Evet. 21 08 2021. Şimdi Ökkeş abi neyi nasıl yapıyorum böyle bize anlatarak da yaparsan. Bu incir yani yemiş derler bazı yerde incir, bizim burada incir diye geçer. Evet. Bunu işte bu yabani ağaç, yabani incir yani. Hı hı. Onu aşı yapacağız inşallah.
İnşallah. Yemiş, şu çıkılık olmuş mudur sence? Yemiş mi? Şu an ne yapıyorsun abi tam olarak? Şimdi aşıyı hazırlıyorum. Aşıyı hazırlıyorum. Bunu filizden bir parça aldın değil mi? Evet. Şimdi bunu ağacından ayırıyorum. Aşıyı kullanacağız, aşıyı vuracağız. Bir ekler daha güzel, bir ek daha. Orada desene de ayırdık. Evet. Şu an biz galiba göz aşısı yapacağız. Evet, değil mi? Göz aşısı yapıyoruz. Uzak olmuş ya. Şu tarafta olsa daha mı yorulur sanki böyle işte? Öyle mi? Yapma efendim. Elinde sağlık güzel olmuş. Şimdi altlı üstlü T şeklinde. Evet. Kestik ağacın bedenini. Evet. Şimdi onu soyacağız. Yarma aşı yapıyoruz. Göz aşısı der bu gazet. Evet. Bak bu sert böyle tekler gibi işte. Bunu tutma şansı yok yani. Biraz da gene de vurayım. Bunları kırmamak için. Yoksa bunu tutma şansı biraz zor. Öyle mi? Açılmıyor çünkü. Şu kendiliğinden açılıyor. Elinde yediriyor kadar açılır. Normal. Daha sert bir beden galiba. Öbürü yaşlı yaşlı. Evet yaşlı. Öteki tazeydi. Evet, filizi oraya yerleştirdik. Evet. Şimdi bağlayacağız. Şimdi bağlayacağız. Bağlıyoruz şimdi. Bakınları o yana batacak. Şunları da yiyeceğim. Ulan şu satayım da buralara. Ne yiyeceğim? Şu an biz aşı yapıyoruz anne. Ellerinize sağlık yavrum. Nerede bağım akası? Şunları oturduğum yerden keseyim bir hazır. Tamam, ben keserdim biraz. Sen oy, tamam gene de şuraya oturayım biraz. Seni. Beni de çeker belki o tarafa. Evet. seni de alırız ya. Alırız belki de. Seni de alırız kameramıza. Şimdi Türkoş abimiz aşıyı şu anda Tamamlamak üzere bez sardı, bağlayıp aşı işlemini bitirecek. Aşı tutar diye ümit ediyoruz inşallah. İnşallah. Bu yaş değilmiş yani zor aşı şeyini. Öbürküler güzeldi. Onlar bu sene kışkın tamamlamacığım. Ondan işte. Bunların tutma şansı çok da bunların biraz zor. Canım sağ olsun. Bu persa tutmazsa bir de. Bir de kışın yarım aşı vururuk. Olmazsa. Işkın çıkar. Ya zaten senin birader gelir o vurur. Ya defesinde. Yahut da ben de gelir bunların defesinde vururum. Defesinden vurulmuyor. Beni iyice atıyor biri. Atıyor değil mi? Bitti Mükeş abi. Bitti şu anda bitti biri. Eline sağlık. Bacıcağızıma da böyle aşı yapmışız. Biraz işiyor bacım, bir üzülüyor. Allah Allah. Bacı diye kökünden atmıştık. Vay. Bir tane daha mı yapacaksın Köşe abla? Yapar ya, inşallah. Şuna da yapacağım bir tane. Bir tane şuna yapacağım. Şuna yaparım bir tane. Birer tane yap. Kaç tane kaldı? Nasıl tutasak adere. İki tane kalmış. Üç tane vuracağım. Üç tane ayarlayacağım. Bu şey kalın olur değil mi babacığım? Yarmaya iyi olur. Bu olmaz buna da. Bu aşıya olmaz. Şurası nasıl? Yavaş, oraya vuracağım zaten.
Bacanak. Efendim abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çekim? Gayet güzel gidiyor. Aşı uzmanı Gökkeş abimizle beraberiz. Aşı uzmanı neden? Gökkeş abi biraz da sen tanıyalım ya. Sen bu köyde mi oturuyorsun? Ben Çitli'de oturuyorum. Ha, isim ne? Adın soyadın ne? İsmim, ne iş yaparsın? İsmim Gökkeş Kıl. Hacıyım. Evet. Hacı'ya gittik geldi 2009'da. Allah kabul etsin. Amin. Orada yaşıyorum, köyde yaşıyorum. Çarşıda da yerim var da. Aldım Allah'a şükür. Evet. Elhamdülillah. Çitli'de mi yedin? Evet. Çitli'de. Evet. Çitli'de. Yani köy olarak Çitli, köy olarak Çitli. Evet. Emekliyim. Allah'a şükür. 19 sene oldu emekli olalı. Olamadı. Biz bugün köye geldik hafta sonu. Kayınvalideye geldik. Evet. Şimdi Ökkeş abimiz biraz önce de gösterdiğimiz gibi aşı yapıyor. Evet, biz de yanındayız. Ha, biz de hem çekim yapalım dedik hem konuşalım dedik. Onu birazdan gelip bize konuşturabilir mi? Sonra mı konuşacak? İnşallah. Sen nasılsın? Ana iyisin inşallah. Allah'a şükür iyiyim oğlum. Sizi gördüm daha iyi oldum. Sağ ol. Allah razı olsun. Kaçım 10 yıl oldu seninle biz tanışalım ama sen beni unutmuşsun kardeşim. Yok abi ben seni unutmadım ya. Sen... Evine de gitti. Evine de vardı. Tabii evine canım. De... Bak hele evine de vardı. Nuri Gül'e gittiydik. Biz Nuri sanki Gül. Geçen yıl mı gelmiştik sana ya? Bunların evine vardık biz. Sen de vardın. Hep vardık. Evet. Şimdi köye gelmişken... Köye gelmişken hem bu işleri çekelim dedik. Hem de hafta sonu bir ziyaret yapalım dedik. Bir an ağacım evet. Diyeyim. Satı gazeteci olarak kalsam daha çok para kazandım. Bundan kolay olurdu. Ya şimdi her şey para değil ama yani. Doğru. Yani her şey parayla değişilmez. Bazı şeyler paradan daha önemli. Öyle doğru, de ama seni zor oluyor. Yani dostluk, kardeşlik, insanlık öyle. Paradan daha değerli. Gazeteciler doğru, de. Aynen doğru. Evet. Gazeteciler de ne güzel konuşuyor, her yeri geziyor. Ya işte bak biz de bu şekilde gazetecilik ya yapıyoruz. Ya şu anda Ökkeş abim ikinci aşı yapacak. Arkada bir tanesini yaptı. Ama sen çok ısrar ettin ama bu binanın dibinde olduğu için evin dibinde. Neyse, ben çok uygun görmedim açık söyleyeyim yani. Yani biz bunu buraya bırak, ona vurmayalım o zaman. Evet. Biraz daha yakın eve. Çünkü... O ne uçu diyemiyor. Naci şunu uçu diye herhalde dediğini diyeyim. Yani patladırcıyla niye evi... Ya öyle tabii. Yapar. Şimdi bak bu büyüyecek, duvara gelecek. He. Yani iyi olmaz evin dibinde. Ben sana söyleyeyim ama sen işte... Ulan bana bak hele canımız sıkılırsa keserek. Babamız mı darlıyor? Bir tiye yerik çok büyük dolunca keserek. Ya babamız mı darlıyor? Acık yiyek evin kralında. Ama tabii sen burada kendinden bitmiş. Bunu da yok etmek istemiyorsun. Kıyamıyorsun. He, kendi kendine bitmiş evet. Burada. Ondan dolayı da bunu aşılayalım evet, dedin. Evet. Öyle, dedim. Öyle olsun bakalım. He, sonra bitti ölene kadar yerim. Ben öldükten sonra da keser. Aha bak şu dut da Hökkeş hocanın aşısı bak şu. Hangisi? O da ne olduysa şuradan da var mı yaraladı? Şu ortadaki mi? Evet. He. Onu da Hökkeş hoca aşıladı. O da mı aşıladı? Evet. Evet. Şu da aşıla hacık şu da. Şu mu? He o da benim üvey bir oğlum vardı o aşıladıydı. O da yaralandı. O yavrum öldü sizden. Evet. Burada bayağı da bir dut ağaçlarımız var. burada da İmran hocamız bir şeyler yapıyor. Yapıyor. Birazdan onu da çekelim inşallah. Bahala elbette bir yoluna kalıp da mazot istiyor. Gönderebiliyor musun? Burayı yani bitirelim. Evet. Bu biraz zor olacak bu da. Zor mu olacak Kuş abi? Bu çünkü yaşlanmış. Kavlamıyor. Şuradan mı vursa hem sen oraya yaralanmadan keşke. Ya buradan burası daha münasip dedim de. Dedin de işte. Yapabilirsen yapan yapamazsan canın sağ olsun buraya. Bir tane aşı, bir tane tutsa yeter zaten. Çangallanıyor şu tutsa. Ha, biri tutsa yeterse. Tırnak yok mu? Hiç buna olamıyor mübarek ya. Şimdi oldu. Yani biraz da
Mevsim de çok uygun değil sanki. Mevsim abi. geçti. Arpa biçimi dediler. Evet. Ekim biçiminden sonra işte. Ekimden sonra dediler de. Yani gecirek kaldık aslında gece. Ben unutmuşum. Bunlar da geçen geldi dedi. Bunda da işten, bu işten gelen giden. Kepçe niye de şimdi? Onunla suyla uğraştık bir de. Ama yine de diyorsun bir şansımızı deneyelim dedik. Tutarsa tutar. İnşallah tutar. İnşallah. Doğru inşallah. Tutmasa da babanız mı darılıyor? İnşallah tutar. İnşallah öyle olur yani. Tutar da biz de maaşı bulmak. Ulan tutmasa maaşı mı olacak? Canın sağ olsun senin. O kadar dutları var bunun. Şurada da var. İki tanesi kurudu. Altı taş mı geldi? O evin önünde dutların hepsi bunun aşısı. Şu kuyunun yanında var. Abi. Hacının aşısı. Aşı çok. Tamam. Ökkeş abimiz aynı zamanda hacı. Evet. Kendisi hacı da gitti geldi. Allah'a şükür. Kayınvalide de çok şükür hacı gitti geldi. Çok şükür. İnşallah Rabbim bize de nasip eder. İnşallah. Sizlere de nasip eder. Yani henüz bir adım atmadık ama gönlümüzden geçiyor. İnşallah. Daha çocuklar hele duş çocuklar bir hal olsun. İnşallah da daha yeni doğan da var. Ne zaman halde olacak? Bunun çocuklarını al ya yuva diye de hacı gitti. Hepsi burada yedi. Yani evlenmedi. Yok iki kız vardı. İki kız vardı. Hatice'yle Zeynep vardı. Zeynep. Bitti mi Kaş abi? Yok. Daha yapmaya çalışıyorum. Bir tane daha mı yapacaksın? Bir tane daha yapacağım. Sen de yoruldun herhalde. İnşallah. Çekim yapayım. Aşılarımız tutar. İnşallah. Tutar. Sen de gelin yiyin inşallah. Meyvesinde yemeği de inşallah Rabbim nasip eder. İnşallah. O günleri de görürüz. İnşallah. Aşıyla ilgili videomuz burada sona ersin. Haydi tamam. İnşallah. Onlar da tutar. Birazdan başka bir videoda inşallah görüşürüz. Evet, görüşmek üzere. Güle güle. Evet hoşçakalın. Eline sağlık. Hadi güle güle. Evet şu anda yine köydeyiz. Burada benim çok kıymetli bir bacanam var. İmran Cevahir. Kendisi köyde özel bir hizmet başlattı. Evet. Köyde gelen giderimiz çok olduğu için. Evet böyle tarladan takımdan. Tarlada bahçede çalışanlar için, bizim için aşağıya evet. Böyle bir şey düşündük. Şimdi de sıvasını suladım çaplamasın diye. Evet. Böyle bir hizmet yaptık. İnşallah başarılı olur sonuç. İmran Bey aynı zamanda sınıf öğretmeni. Tabii bu halimize bakmayın. Ama böyle bakınca öyle gözükmüyor ama. Evet. Fakat İmran hocamız çok başarılı bir öğretmen. Kendisini tebrik efendim. Ediyoruz. Başarının devamını diliyoruz. Köye de böyle bir güzel bir hizmet başlatmış. Onun için de ayrıca tebrik ediyoruz. Ellerinize sağlık diyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Böyle köyde gelmişken hafta sonu gün içerisinde. Teşekkürler efendim. Bu işleri de çekelim dedik. İmran hocam, eline sağlık. Teşekkür ederim Naci Bey. Sağ olun efendim. Eyvallah. Ya bu ceviz de kırılmış. Naci, maalesef. Naci, şurada iki tane ceviz vardı. Onlarla ilgili bir yorum yapmış mıydın? Bilmiyorum, yapmamıştım galiba. Ama cevizler kurumuş. Burada da bir havuz var. Çok yeterli su yok ama. Evet, biz küçükken o havuz dolu olurdu ve içinde yüzerdik. Şeftali var burada. Aşağı tarafta bamyalar, biberler var. Bakalım şu anda bahçede dolaşıyoruz. Eşimle birlikte köye geldik. Daha doğrusu eşimin memleketine geldik. Kayınvalidenin köyüne geldik. Şu anda bir incir toplama işlemi var. Şu anda bakalım. Oo,
İncirimiz çok güzel ama, değil mi? Güzelmiş, evet. Çok güzel gözüküyor. Evet, gayet güzel gözüküyor. Ben bu zamanında bunlar bu bahçe yoktu. Annem sonradan yapmış. Öyle mi? Ne kadar oldu sen bu köyden çıkalı? 21 sene oldu. Oo, maşallah. Maşallah. 21 yılda çok şey değişmiş. Evet. İncirimizi kopardık şu anda. Oo, o da ama şeymiş, biraz küçük olan. Küçük, evet, incirler. Küçük bir incir cinsiymiş. Ama bunlar gayet ama lezzetli gözüküyor. Gayet lezzetli oluyor bunun yani. İncirleri. Evet, küçük ama lezzetli. Bunda kuş iki taraftan da yemiş. He, böyle. Anladım. Bize bırakmamış. Evet dostlar. Çok da sıcak var bugün, 21 Ağustos 2021 Cumartesi. Köye geldik, Osmaniye'nin Düzdişi ilçesi. Gökçay köyü. Gökçay köyü. Tabaklar Mahallesi. Tabaklar Mahallesi. İnşallah yarın da belki bir Kadirli turu yaparız. Sonra da Hadıyaman'a döneriz inşallah. İnşallah. Kısmetse. Şu ileride çok güzel incir var ama nasıl alacağım? Burada var mı? Orada pek yok, yok ya. Yok yok, şu ileride var da onu da alacak adam yok. Evet. İncirleri. Evet, incirimiz bu. Toplanan incir de bu şekilde. Yani küçük bir incir ama fakat lezzetli. Bu gördüğümüz bahçeyi kayınvalide emeklerine sağlık. Büyük emek ve çabalar göstererek oluşturmuş. Bakımını yapıyor. Tabii ki onun dışında ilgilenenler var ama ağırlıklı olarak o ilgileniyor. Biz de böyle senede bir defa iki defa ancak geliyor. Çok da bir faydamız yok yani. Olursa yiyoruz. Olursa yiyoruz. Aynen, şunları alabilir misin? Çok güzel orada. Olursa yiyoruz. Ben tutayım, sen aç. Al. Hangisi? Şurada iki tane var, çok güzel. Şurada. Hangisi? Şurada mı? Hı-hı. O alınmaz o. Alırsın ya, alamaz yok, mısın? Yok yok, alınmaz. Yukarı çıkmaz, alınmaz, kırılır o. Hı-hı. Şuradan ayrılır. Anladım. Peki, kalsın o zaman. Olmaz o. Ben yani çıkardım. Ağaca da zarar vermeyelim yani, ince toplayalım derken. Tamam, yemesi güzel ama. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.